Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Takvim yaprakları 29 Aralık 2000'i göstermekteydi. Günlerden Cuma'ydı. İngiltere Gatwick Havaalanı'ndan kalkış yapmış olan bir uçak Sudan üzerinde uçuşunu gerçekleştirmekteydi. British Airways'e ait olan uçuşun sefer numarası 2069'du. İngiltere'den kalkan uçak Kenya'nın başkenti olan Nairobi'ye yolcu taşımak için sefer düzenlemekteydi. Uçuşu gerçekleştiren uçak 10 yıldır uçuş operasyonları için kullanılmakta olan dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Boeing 747-400'dü. Uçağın kuyruk numarası ise Golf Bravo November Lima Mike'tı. Bu uçak pilotlar arasında kısaca 744 olarak da bilinir. Yolcu kapasitesi 624 olup 4 motora sahip devasa boyutlarda bir uçaktır. Uçuşun sol koltuktaki tecrübeli kaptan pilotunun ismi William Hagen'dı. Sağ koltukta oturan yardımcı pilotun ismi ise Phil Watson'dı. Ayrıca uçakta ikinci bir yardımcı pilot olan Richard Webb de bulunuyordu. 3 pilotla birlikte gerçekleştirilen uçuştaki yolcu sayısı tam tamına 379'du. Uçakta pilotlar dahil 19 uçuş ekibiyle beraber toplamda 398 kişi bulunmaktaydı. Uçuşa dönecek olursak, Boeing 747 Sudan hava sahası üzerinde uçuşunu gerçekleştirmekteydi ve gidecekleri yer olan Nairobi'ye 3 saatlik mesafeleri kalmıştı. Bu tarz uzun uçuşlarda pilotlar görev paylaşımı yaparak 3 kişiden ikisi uçuyorken boşta kalan pilot dinlenmeye çekilebiliyordu. Kaptan pilot da dinlenmeye çekilmek üzere koltuğundan ayrıldı. O sırada yardımcı pilot Richard Webb de kokpit dışarısındaydı. Günümüzde her iki pilotun kokpit dışarısında kalması ve kokpitte tek pilotun bulunması tehlikeli şartlar doğurabileceğinden yasaktır. En azından kokpitte bir pilot ve uçuş ekibinden bir kişinin bulunması zorunlu hale gelmiştir. Fakat o dönemde resmileşmiş bir kural olmadığından kanunen kokpitte sadece bir pilotun bulunmasının bir sakıncası yoktu. Videoya kısa bir ara verelim. Videoların hazırlanması için günlerce emek veriyoruz. Verilen emeklerin karşılığı olarak sadece videoya like atıp kanala abone olarak kanalın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdi dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan British Airways Boeing 747'sinin yaşadığı enteresan olaya geri dönelim. Saatler sabah 5'i göstermekteydi. Sağ koltukta oturan yardımcı pilot Phil Watson kokpitte yalnız başına oturarak uçuşunu gerçekleştirmekteydi. Uçuş seyrinde ilerlemekteyken 27 yaşındaki Kenyalı bir yolcu aniden kokpitin içerisine daldı. Yardımcının kontrolü altında olan lövyeye saldırarak kontrolörü eline almaya çalıştı. Aniden içeri dalan yolcunun lövyeye yaptığı bu hamle otopilotla gitmekte olan uçağın otopilottan çıkmasına sebep oldu. Otopilottan çıkan uçak aniden sert bir şekilde burun kaldırarak sağa doğru yatış yapmaya başladı. Kokpit içerisinde yalnız kalan pilot yardım etmeleri için diğerlerine bağırmaya başladı. Akli dengesi bozuk olan yolcu ve yardımcı pilot Phil Watson'ın boğuşmaları üzerine dev Boeing 747'nin burnu 25 dereceye kadar yukarı kalkmıştı. Burnu kalkan uçağın sureti hızla düşmeye başladı. Hava hızını kaybeden Boeing 747 42.000 feet yükseklikte stola girmeye başladı. Bu sırada yardımcı pilota saldırarak lövyeyi eline alan 27 yaşındaki Paul Mukonyi isimli akli dengesi yerinde olmayan yolcu uçağın lövyesini sertçe sola çekmeye başladı. Sağa yatmış olan uçak şimdi de sert şekilde sola doğru yatmaya başlamıştı. Bu noktada hava hızı düşmüş olan uçak havada tutunamadı ve dakikada yaklaşık 10.000 metre alçalacak şekilde düşüşe başladı. Uçak o kadar yatışlı ve dik bir şekilde alçalmaya başladı ki neredeyse takla atacak seviyeye gelmişti. Yapılan aşırı sert manevralara ve uçağın düşmesine rağmen az önce çıkmış olan kaptan pilot kokpite tekrardan girmeyi başardı. Hemen arkasından zar zor iki yolcu da akli dengesi yerinde olmayan saldırgana müdahale etmek için kokpite girmeyi başardı. Kısa süre içerisinde içeriye girmeyi başaran kaptan pilot ve iki yolcu Kenyalı saldırganı tutarak kokpitten dışarı çıkardı. Boğuşmalardan sonra yardımcı pilot Phil saldırganın uzaklaşması halinde hemen uçağa doğru komutlar vererek uçağı kontrol altına aldı. Ve devasa boyutlardaki 747'yi o anki düşüşünden çıkararak düz uçuşa geçirmeye başladı. Neyse ki uçakta herhangi bir yapısal hasar oluşmamıştı. Yaşanan bu tehlikeli maceradan sonra kaptan içerideki yolcuları rahatlatmak amacıyla anons yaptı. İşte saldırganı etkisiz hale getirdikleri o video ekrana geliyor.
27 yaşındaki Kenyalı saldırganın etkisiz hale gelmesi ve yolculara sakinleşmesi üzerine kaybettikleri irtifayı alarak Kenya rotasına doğru devam ettiler. Saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra 3 saat boyunca sakin bir uçuş gerçekleştiren pilotlar Kenya'ya sağ salim yaklaşmayı başardılar. Son yaklaşma aşamasına gelen pilotlar dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan 747-400'ü sorunsuz şekilde indirmeyi başardılar. 2069 uçuş numaralı 747 uçağı Nairobi'ye herhangi bir yapısal hasar oluşmadan inişini gerçekleştirdi. Neyse ki talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden olmadı. Fakat uçaktaki 5 kişi yaralandı. Kabin ekibinden birinin şiddetli manevralar yüzünden bileği kırıldı. Uzmanlar olay sonrası saldırganı sorguya çektiklerinde ve geçmişini incelediklerinde 27 yaşındaki yolcunun paranoyak olduğunu anladılar. Akli dengesi yerinde olmayan yolcu uçaktaki diğer yolcuların kendisini takip ettiğini düşünmekteydi. Raporun sonucuna göre muhtemelen yolcunun uçağı kaçırıp düşürmeyi planladığı tespit edilse de akli dengesi bozuk olan yolcu bu iddiayı tamamıyla reddetti. Kaza sonrası hastayla görüşen psikiyatrist saldırganın yaptığı onca tehlikeli şeye rağmen hastanın kimseye zarar verme niyeti içerisinde olmadığını söyledi. Psikiyatrist ayrıca hastanın o anda çok kalabalık bir yerdeymiş gibi hissettiğini ve çevresindekilerin kendisini tehdit ettiğini düşünerek hastanın paniğe kapıldığını belirtti. Kenya'daki kanunlara göre akli dengesi yerinde olmayan kişilerin işlediği suçlar geçersiz olduğundan saldırgana hapis cezası verilmeyerek hastayı serbest bıraktılar. Otorite sadece hastanın tedavi görmesini önermişti ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Ayrıca raporda hasta yolcu ve yardımcı pilotun 5 saniye daha kumandalar üzerinde kavga etmesi durumunda dev uçağın yaşadığı durum içerisinden kurtarılamayacağı yazıldı. Neyse ki kaptan pilot ve 2 yolcu yardımcı pilotun yardım çığlıklarını duyarak saldırganı kontrol altına almayı başarabilmişti. 5 saniye daha geç gelmeleri durumunda büyük bir felaket yaşanabilirdi. Herkesin ölümüne sebep olabilecek kadar ciddi olay sonrası uçağı kontrol altına almayı başarmış kaptan pilot ve 2 yardımcı pilot 2001 yılında havacılık sektörü için gerçekten önemli olan Polaris ödülüne layık görüldü. Ve 3 pilot da kahraman ilan edildi. Olaydan sonra uçaktaki Amerikalı yolculardan oluşan 16 kişi uçağın işleticisi British Airways'e karşı milyonlarca dolarlık bir dava açtı. British Airways İngiliz yolculara kişi başı 2000 sterlin tazminat ve herkese dünyanın herhangi bir noktasına uçabilecekleri ücretsiz uçak bileti teklif etti. Ayrıca yolcuların yaşanan bu olaydan sonra oluşabilecek uçuş korkuları için bir kurs verileceğini söyledi. 2013 yılında küçük bir grup İngiliz yolcu British Airways'e dava açmaya çalıştı. Ancak yasal bir dava açılamadı ve çabaları boşa çıktı. Yaşanan bu tarz kazaların ardından kokpit kapısının daima kilitli tutulması ve uçuş esnasında kokpitte en az 2 uçuş görevlisinin bulunması zorunlu hale geldi. Peki uçağın ne olduğuna gelecek olursak? Bu olaya karışan British Airways'in Boeing 747-400'ü ise 2013 yılına kadar aktif olarak uçmaya devam etti.